Günlerdir dünyada en çok konuşulan konuların başında İtalyan sanatçı Maurizio Catella'nın Komedyen adlı çalışması geliyor. Hatırlarsanız en son Banksy'de kendini imha eden resminde böyle bir şey yaşanmıştı. Bütün dünyanın birdenbire sanattan bahsederek işte bu sanat ya da bu sanat değil şeklinde kıyaslamalar yapması bence oldukça güzel. Keşke hep bu tarz şeylerden bahsetsek. Çünkü bu sanat veya bu sanat değildir dememiz için elimizde bir sanat tanımlaması olması lazım. Ve herkes aslında farkında olmadan bir şekilde sanat felsefesi yapmaya başladı şu sıralar. Komedyen yani Catella'nın çalışması Paris merkezli bir çağdaş sanat galerisi olan Perotin tarafından Art Basel Miami'de görücüye çıktı. Bilmeyenler için şöyle biraz e, işten bahsetmek istiyorum kısaca. Zaten çok kısa sürecek işin kendisi dolayısıyla. Bu çalışma yani sanat eseri Miami'deki bir manavdan alınmış muzların bir kolibanda aracılığıyla duvara yapıştırılmasından oluşuyor. İşte bu. Evet bütün iş bundan ibaret. Bu eşsiz çalışmanın 3 farklı versiyonu sergilendi. İlk ikisinin hemen alıcı bulmasının ardından 3. versiyonunun 150 bin dolar civarında bir fiyatı olduğundan bahsedildi. Bu şekilde bir açıklama yapıldı galeri tarafından ve en sonunda ise 120 bin dolara satıldı. Sanat eserinin alıcıları için bu muazzam işin yanında bir de rehber hazırlandı. Rehberde esere ilişkin bazı talimatlar yer alıyor. Eğer ki muz bozulursa veya çürürse bir yenisiyle değiştirilebilir ve muzun değiştirilmesi kesinlikle eserin orijinalliğine herhangi bir zarar vermeyecek. Şimdi buraya kadar göstermiş olduğum alaycı tavrı bir kenara koyalım. Oldukça ciddi bir şekilde devam edecek bu video. E burası bir felsefe kanalı. Ben de siz de düşünmeye, sorgulamaya meraklı insanlarız diye düşünüyorum. E madem ki bir felsefe kanalındayız hep birlikte o halde ön yargılarımızı bir kenara bırakarak yeniden objektif bir değerlendirme ile işe yaklaşalım diyorum. Yani genel kamuoyunun gösterdiği küçümseyici bir tavırı bir kenara koyuyoruz ve gerçekten işi ve sanatçıyı anlamaya çalışıyoruz. O yüzden herkes flarlarını taksın, sanat eleştirmenliği yapıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Bir sanat eserinde anlam sanatçının niyeti sanat eserinin nesnel fiziksel kendi mevcudiyeti ve izleyicinin yorumu aracılığıyla bu üçgende dinamik bir şekilde inşa edilir. Yani anlam çıkarsaması yapmaya çalıştığınızda hep bu üçgeni göz etmelisiniz. Sanatçı, eser, izleyici. Bu durumda şunu da akılda tutmakta fayda var: sanatçının hangi amaçla o eseri yaptığı, yani onun niyeti aslında izleyicinin yorumundan daha üstün değil. Anlam konusunda böyle bir hiyerarşi yok. Bunu şu şekilde görebilirsiniz. Anlam çözümlemesi yapmanın farklı farklı yolları bunlar aslında. Ele aldığınız işin kendisinin niteliği, yaratıldığı dönem ve onu hangi perspektifle değerlendireceğinize bağlı olarak anlam konusundaki temel dayanağınız değişebilir. Yani örneğin Çağdaş sanatçılardan biri olan Louis Bourgeois'ın bir eserini ele alıyorsanız Louis Bourgeois'ın eserlerine psikanalitik bir yaklaşımın daha iyi sonuç vereceği bilgisiyle onun kendi hayatına dair bazı şeyleri biliyor olmanız, baba sorunlarına dair bazı şeyleri biliyor olmanız sanatçının işlerini daha güzel bir şekilde aydınlatacaktır. O yüzden bir sanat eseri anlamı çözümlemesi yaparken türlü, türlü 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 yaklaşımlarımız var. Şimdi bu kadar fazla yaklaşımımızın olması ve eserin sürekli farklı şekillerde açıklanabiliyor olması şöyle bir şeyi gösterir aslında. Demek ki bir sanat eseri sonsuz biçimde yorumlanabilir. Evet, bir sanat eseri ilkece sonsuz bir biçimde yorumlanabilir. Fakat bir sanat eserinin ilkece sonsuz biçimde yorumlanabiliyor olması her yorumun doğru olduğu anlamına gelmez. Cümle Umberto Eco'dan alıntı. Umberto Eco bildiğiniz gibi çok çok değerli bir felsefeci, sanat eleştirmeni, sanat kuramcı, sanat tarihçi, romancı inanılmaz bir insandı. E kendisi çok yakın zamanda vefat etti. Eco'nun Yorum ve Aşırı Yorum adlı muazzam bir çalışması var. Bu çalışmadaki söylediği yaklaşım benim de e, oldukça benimsediğim yaklaşımlardan bir tanesi olduğu için sizinle paylaşmak istiyorum. Örneğin Van Gogh'un Yıldızlı Gece tablosuna baktığınızda kafanıza göre bazı yorumlar yapabilirsiniz. Çünkü bir izleyici olarak siz de eserin anlamının yaratılmasında dinamik bir rol üstlenmiş olursunuz. Siz işteki anlamı oluşturan parçalardan bir tanesiniz gücünüzü sakın küçümsemeyin. Ama Yıldızlı Gece tablosuna bakarak sonsuz sayıda yorum yapma imkanınızın olması fırsatıyla dönüp bence burada ayakkabının altına yapışan sakızın ne kadar sinir bozucu bir şey olduğundan bahsediliyor diyemezsiniz. Çünkü sanat eseri siz farkında olsanız da olmasanız da görünmez duvarlar yaratır. Siz her zaman o görünmez duvarların içerisinde kalarak yorum yapmaya çalışırsınız. O çerçeve içerisinde düşünürsünüz. Bu yüzden bir sanat eserinin ne anlama geldiğini veya değerini belirlerken onun malzemesinden, biçimine, konusundan, genel içeriğine, sanatçının kendisinden, biyografisinden, hayatından, içinde yaratıldığı bağlamda, sergilendiği mekanda, üretildiği zamanda her şeye türlü türlü bütün etmenleri göz önünde bulundurmanız gerekir. O yüzden sanat tarihi denen bir bölüm var. Sanat tarihi eserler bu tarihte yapıldı, bu da bu tarihte yapıldı. Bunlar bunun ardından geldi şeklinde bir şey değil. Sanat tarihi günümüzde bütün akademilerde yer alan bilimsel bir disiplin kendine has bazı metotları var. İyi de tamam güzel anlattın, güzel söyledin Dilara da. Yani burada bir muz var, bir de koli bandı var. Şimdi biz burada neyin çözümlemesini yapacağız? Sen de amma böyle entel burjuvalar gibi. Aman tanrım burada bizim göremediğimiz örtük bir anlam var. Havasında abartıyorsun diyebilirsiniz. Hayır hayır arkadaşlar şu an konumuz komedyen değil. Daha o kısma gelmedik. Sizi komedyeni incelemeden önce sanatçıyı incelemeye davet ediyorum. Sanatçının kişisel hayatında nasıl bir insan olduğundan bahsetmeyeceğiz. Sanatçının diğer işlerine bakacağız. Çünkü Mauricio Cattelan böyle beceriksiz, yeteneksiz, gerçekten sanat yapmayı bilmeyen bir insan olduğu için bu şekilde şeyler üreterek böyle bir sansasyon mu yapmaya çalışıyor yani primci mi yoksa başka bir derdi mi var? Bir karikatür var. E, karikatürde e, ben kavramsal sanatçıyım işte bu şekilde çiziyorum diyen birine Batman Hayır, kavramsal sanatçı değilsin. Aslında çizemiyorsun deyip tokat atıyor. Bu gerçekten komik bir karikatür ve günümüzde sadece torpille ve iyi bağlantılarıyla bir yere gelen çoğu sanatçı içinde oldukça ilişkili Batman'e katıldığım noktalar var. Ama bu karikatür bazındaki söylemler bazen o kadar abartılarak böyle geniş ölçekte yayılıyor ki Picasso için, Mondrian için ya da Malevich için de Aynı şeylerin söylendiğine ben çok fazla şahit oluyorum. Örneğin Malevich'in Siyah Karesi. Ne yani şimdi bu da sanat eseri mi? Ben de çizerim bunu ya. Bunun hiçbir olayı yok ki. Ne kadar yeteneksiz bir insanmış Malevich. Sırf yeteneksizliğini böyle sansasyonel bir şey yapayım diyerek de e, bu şekilde ortaya koymuş. Diyenler oluyor bazen. Bu yüzden bunu düzeltmek istiyorum. Malevich'in erken dönem eserlerinden bazılarını sizinle paylaşayım. Malenik çizmeyi bilmediği için veya yeteneksiz olduğu için siyah kareyi bu şekilde yapmamış. O söylemek istediği şeyi klasik üslupla, geleneksel biçimlerle ifade edemeyeceğini düşündüğü için bu şekilde yapmış. Yani yapamamaktan ziyade bunu bu şekilde yapmayı tercih etmiş. Çünkü bir şeyin klasik olmasının belirli bir ağırlığı vardır. Klasikleşmesi için belirli bir tarihsellik gerekir ve eğer bir tarihselliği sırtınıza alıyorsanız onun size yarattığı bir yük vardır. O figürlerin, o boyanın, o tekniklerin her biri sizde bazı yükler yaratır. Ama siz yeni bir şeyi, yepyeni bir dille söylemek istiyorsanız geleneksel olan her şeyi bir kenara koymak zorundasınız. Kendinize ait yeni bir dil yaratmak zorundasınız. Bu yeni dilde bazen malzemeyi değiştirirsiniz. Örneğin boya, tuval, mermer, heykel yapmaktan çıkarak bedeninizi bir malzeme haline getirirsiniz. Örneğin Abramović gibi ya da malzeme meselesinde bir kez daha devrimsel bir yenilik yaparak sanat malzemesini bir kenara bırakıp gündelik hayatımızdaki sıradan nesneleri alıp sanat bağlamına sokarsınız. Yani nesneyi kendisi olmaktan çıkartarak başka bir hale getirirsiniz. Felsefede buna ne denir? Bir şeyin kendisi olmaktan çıkması ve onda saklı olan diğer olanakların kullanılması. Yapı söküm. Çağdaş felsefecilerden biri olan Jack Derrida'nın e, çok fazla kullandığı ve üzerinde durduğu yöntemlerden bir tanesi bu. Bundan ileride e, Felsefe videolarında bahsedeceğiz zaten. Çağdaş sanatta da özellikle kavramsal sanatçıların bütün işlerinde bu yapı sökümü, orijinal ismiyle dekonstrüksiyonu görebilirsiniz. İşte Mauricio Cattelan gibi kavramsal sanatçılar işleri aracılığıyla her zaman bunu bir şekilde gerçekleştirirler. Yapı sökümü yaparak o nesneyi kendisi olmaktan çıkartırlar ve ona başka anlamlar atfederler. Aslında o sanatçının atfetmiş olduğu anlam değildir sadece. Orada yaratılan bir anlam vardır. Muz muz olmaktan çıkmıştır ve başka bir şeyin sembolü haline gelir. Sembol demeyelim de başka bir şeyin imgesi haline gelir. Ve biraz daha felsefi bir şekilde düşünürsek klasik resimde de buna benzer bir şey var. Çünkü bir resimde boya da boya olmaktan çıkarak imge haline gelir. Siz bir resme baktığınızda orada sadece kanvas çıtalar ve boyalar görmezsiniz. O boyanın, o kanvazın ötesine geçer o malzeme. Başka bir şeye işaret eder ve siz orada bir imge dünyası kurarsınız. Ama biz boyanın imge dünyası yaratmasına alışık olduğumuz için artık bunu yadırgamıyoruz. Yani Allah Allah burada biraz mavi boya, biraz da sarı noktalar var ama bu bir gökyüzü nasıl yani demiyoruz. Ama oraya bir sandalye koyduğumuzda, sandalyenin farklı bir anlam dünyasına işaret ettiğinde... Ne ki ya bu normal bu sıradan sandalye ben de bunu koyarım diyoruz. Bu da çağdaş sanatın çağdaş olmasıyla ilişkili. Henüz o kadar gelenekselleşmedi, o kadar alışmadık. Düşündüğünüzde Van Gogh da ilk ortaya çıktığında, Picasso da ortaya ilk çıktığında herkes tarafından eleştirildi, bayağı bulundu, benimsenmedi. Yani bir 200 sene, 300 sene sonra koşutun bu sandalyeleri, gerçi şu anda da çok değerli ama hani değerli bulmuyorsanız diye söylüyorum. ...çok fazla değer kazanabilir. Catella'nın komedyenine dönüp kolibandı ve muz incelemesi yapmadan önce... ...biraz daha konuşmak istiyorum. Biraz uzattım. Bu konuda bu kadar konuşulacak bir şey olmadığını dahi düşünüyor olabilirsiniz ama... ...genel bir sanat felsefesinden söz edelim. Ben de çağdaş sanatı sevdiğim zamanlar oluyor ve nefret ettiğim zamanlar da oluyor. Hoşuma da gidiyor bu konuşmam. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Koşutun bu sandalyeleri yapan kavramsal sanatçının... ...çok ünlü bir kavramsal sanatçı... ...bir metni var. Metnin adı felsefeden sonra sanat. İnanılmaz bir isim. Bence de felsefeden sonraki çağdaş sanat yani çağdaş felsefeden sonraki çağdaş sanat eski sanat değil. Bunu böyle söylediğimde bazı sanatçıların rahatsızlık duyduğunu fark ettim. Yani Çağdaş sanat eşittir felsefe dediğimde ne yani sanat felsefenin dışında hiçbir şey değil mi? Biz felsefeyi düşünerek yapmıyoruz bile. İçimizden gelen dürtülerle üretiyoruz falan diyen sanatçılar var. Ama bence kusura bakmasınlar. Artık felsefe yani fikirler sanat deneyiminin ve sanatta biçimin önüne geçti. O yüzden 1950'lerden sonraki sanat benim için felsefeden sonraki sanat. Yani Felsefe. Haliyle Katalan'da bir kavramsal sanatçı olduğu için önce şu sıradan nesneleri kullanma meselesine biraz e, uğraştıktan sonra şimdi şunu konuşalım. Maleviç'e yaptığımız gibi diğer işlerine bakalım Katalan'ın da. Maleviç yetenekli bir insandı ve bunu bu şekilde çizmek istediği için çizdi. Ya da Koşut zaten yetenekli bir sanatçıydı ama o nesnenin bağlamını değiştirmek istediği için sandalye kullandı. İşte sandalye kelimesinin anlamından söz etti. Peki Catalan da gerçekten yetenekli bir sanatçı mı? Size bazı işlerini göstermek istiyorum. Sistine Şapelir fresklerinin reprodüksiyonu. Hiper gerçeklik olarak adlandırılan müthiş heykellerim. Alt okulunda eğitim almamış biri için e, bence hem bu resimler hem de heykeller özellikle heykeller oldukça başarılı ve hiper gerçeklik türünde üretilmiş heykeller bunlar. Yani bir o gerçeği bir yaratma konusunda, gerçeği birebir benzerine yaratma konusunda oldukça başarılı heykeller. Özellikle Katalan şu minik acınası görünümlü Hitler e, heykeli ve ikincisi de şu Papa heykeliyle bayağı zaten ünlenmişti. Dikkat ederseniz Papa'nın üzerine bir meteor düşmüş. Burada temsil edilen Papa da e, Papa II. Jean Paul dünyada mutlak gücü olduğu düşünülen bir insanın dahi doğal felaketlerden kurtulamayacağını anlatmaya çalışmış çok komik bir dille. Bence çok başarılı ve güzel bir çalışma. Dahası 2010 yılında yapmış olduğu Love isimli başka bir heykeli daha var. Bu heykeli Milano şehrine bir hediye olarak hazırlamış ee, ama karşılığında istediği bir şart var. Heykel Milano Borsa binasının önüne dikilmek zorunda. Cattelan heykeli aracılığıyla finans dünyasına kocaman bir hareket çekmiş. Kendisine sorduğumuzda eserin anlamının ne olduğuna dair bir açıklama yapması istendiğinde kapitalist dünyayı ne kadar sevdiğini anlatmaya çalıştığını ifade ediyor. Başka bir sensasyonel çalışması ise Amerika. 18 ayar altından yapılmış bu klozete Amerika adını vermiş. New York'taki Guggenheim Müzesi'nde sergilenirken gerçekten de müzenin tesisatına bağlanmış, kullanılır bir halde bu klozet. Trump Beyaz Saray'a yerleştikten sonra Guggenheim Müzesi'nden bir sanat eseri istiyor. Ve Guggenheim Müzesi yetkilileri ise Beyaz Saray'a gönderilmek üzere bu işi seçiyor. Ne mesaj ama. Sonra bu altın klozetimiz yani Amerika İngiltere'deki Blenheim Sarayı'na geçici bir süre sergilenmek üzere gönderiliyor. Bu sarayda sergilenirken klozet çalınıyor ve hala kayıp. Eserin malzemesi değerli olunca Eser çalındı. Az önce size bahsettiğim dekonstrüksiyon vardı ya, yapı söküm. Malzemenin ya da o sıradan nesnenin kendisi olmaktan çıkarak başka bir bağlamda yeniden anlam kazanması demiştik. E i̇şte sandalye için, muz için, koli için. Ama bakın dikkat edin. Mesela altın olduğunda altın altın olmaktan çıkamadı. Malzemenin kendisi değerli olduğunda bir şekilde altın olmaya devam etti. Katalan bu çalınma ve kayıp olma sürecinde iyi bir ders çıkarmış olmalı. Değerli malzeme bazen işin anlamının önüne geçebiliyor. Peki bu durumda Katalan hakkında artık neler çıkarsayabiliriz? Bir kesinlikle beceriksiz biri değil veya yaratıcılıktan uzak biri değil. Gösterdiğim gibi heykel yapmayı da resim yapmayı da gayet iyi biliyor. İkincisi İşlerinde bir eleştiri var. O sanatı bir eleştiri aracı olarak kullanıyor. Yani güzel bir doğa manzarasını betimlemiyor ya da duygulara hitap eden böyle estetik zevk vermeyi amaçlayan işler üretmiyor. O toplumsal bir hiciv aracı olarak sanattan faydalanıyor. Ve bunları yaparken de kendisine has böyle komik şakalarla dolu bir dil geliştirmiş. Yani eleştiri ve komedi Catella'nın imzası. İşte tüm bu anlatılanlar minvalinde duvardaki muz ve koli bandına bakıldığında da onun da bir şeylerin eleştirisi olduğunu anlamak hiç de zor değil. Catalan zaten güzel, değerli, özel bir şey yaratmaya çalışmamış. O da bunun ne kadar pespaye bir iş olduğunun farkında. Çünkü içerisinde bulunduğu sanat piyasasının dinamiklerine göre, sanat piyasasını ne kadar değerli bulduğuna göre o piyasa için o piyasanın dinamiklerinde bir iş üretmiş. O bulunduğu piyasayı aşağılıyor. Bakın piyasa diyorum. Sanat böyle estetik zevklerimizin uçuştuğu onurlu yüce bir alan değil. Bunun bir pazarı var yatırımcıları var, kar ediliyor. Bunun borsası dahi var. Biz buradan bunu konuşurken bu piyasalaşmanın sanatçılar üzerindeki negatif etkisini düşünebiliyor musunuz? Hele ki Katelan gibi toplumsal sorunlar hakkında böyle eleştirel tavrı olan bir sanatçıysanız. O düşanın izinden giderek bir sanatçının bir sanat mekanında sergilenmek üzere ürettiği her şeyin bir sanat eseri haline geleceğini biliyor. Yani bir sanat eseri olmanın öyle çok da yüce şartlarının olmadığının farkında. Eğer ki sıradan herhangi bir şey bir sanatçı tarafından imzalanıp piyasa tarafından bu bir sanat eseridir denilerek sergileniyorsa en boktan şey bile bir sanat eseri haline gelebilir. Ki Manzoni zaten kendi dışkısını bir sanat eseri olarak sergileyerek bunu yapmıştı. O yüzden Cattelan hem sanat piyasasını hem sanatçının imzası meselesini topa tutmuş. Çünkü ne kadar müthiş bir şey üretirse üretsin onun ürettiği şeyin müthiş bir şey olmasına karar verenin network, bağlantılar, torpil her şey olduğunun farkında. Yani düşünsenize Cattelan'ın bunun yerine Davut heykelini yaptığını veya Bernini'den çok daha ince işçiliklerle böyle müthiş heykeller yaptığını Emin olun ben eminim en azından kimse onun adını bile duymazdı. Şu an dünyanın en çok konuşulan sanatçısı. Bu hale gelmek için herhangi bir yeteneğini göstermek zorunda kalmadı bile. Eğer arkanda güçlü kişiler varsa ve piyasanın dinamiklerinin farkında olarak dinamikleri kendi lehine kullanabiliyorsan en değerli iş senin ürettiğin iş olur. Bu her şeyin torpille döndüğü bir dünyada gerçekten iyi olan iyi olan değil ki. Siz böyle bir piyasanın içerisinde olsaydınız ne üretirdiniz? Muz mu? Bence iyi bir tercih. İşte Katelan bu komedyen adlı eseriyle bence bunun sınırlarını zorlamaya çalışmış. Bir kolibandı, bir muz herkesin evinde bulabileceği şeylerle ya da en azından tek zenden alarak bulabileceği şeylerle bunun sınırlarını zorlamayı baya güzel bir şekilde başarmış. Ve buradaki en garip şeylerden bir tanesi yani en garip demekten ziyade en acı gerçeğin böyle suratımıza bir tokat gibi vurduğu şeylerden bir tanesi şu. Onun bu işini insanlar şaşkınlıkla gülümseyerek karşılıyorlar. Herkes binlerce kişi böyle fotoğrafını çekiyor, Instagram'da paylaşıyor. Aman Tanrım! Birden şov dünyasının bir parçası haline geliyor. O yüzden böyle bir piyasada, piyasayı eleştiren şey bile piyasanın bir nesnesi haline gelir. Düşen de zaten tam olarak bu olmuştu. Dadaistlerin amacı saçma bir sanat üretmek değildi. Sanatı bitirmekti. Ama onların sanatı bitirmeye yönelik bütün edimleri genel sanat kavrayışımızın içerisinde eridi. Catella'nın muzunun fotoğrafını çeken, böyle gülen Miami'li kadınların fotoğrafının paylaşıldığı bir Instagram sayfasını bastırıp bir sanat eseri haline getirerek sergileyen bir sanatçı daha var. İşte kültür endüstrisi budur. Her şeyi kendi içerisinde eriterek bir seyir nesnesi haline getirir. En acı olaylar dahi acı olmaktan çıkar. Böyle devasa bir şovun parçası haline gelirler. O yüzden Katelan gayet iyi bildiği şeyi ya da göstermek istediği şeyi bir metin yazarak sunmadı. Veya geçenlerde yine çok popüler olan bir röportajdaki gibi Avelina Lesper hatırlarsanız İspanyol bir sanat eleştirmeni çağdaş sanatın bir kandırmacadan ibaret olduğunu söylemişti. Onun gibi ifade etmedi. O bir sanatçı olduğu için bildiği ve göstermek istediği şeyi yine kendi sanatı aracılığıyla bir şekilde canlandırmasını yaptı. Ve bunu görebilecek açık zihinli insanlar için bence bu gerçekten de güzel bir kanıtlaması oldu kültür endüstrisinin ne olduğuna ilişkin. O yüzden sormuş olduğumuz soruya geri dönersek çağdaş sanat bir saçmalık mı? Evet, kesinlikle öyle. Bu bir sanat eseri mi? Kesinlikle bir eser değil. 120 bin dolar eder mi? Hayır, kesinlikle etmez. Sanat piyasası çok aşağılık ve pespayı bir yer mi? Evet, maalesef öyle. Peki Maurizio Cattelan çok zeki bir insan mı? Kesinlikle evet. Saçma olan dünyanın saçma dinamiklerini kullanarak adından epey söz ettirdi. Çağdaş sanattan hiç haberi olmayan, sanat tarihine ilişkinde çok fazla bilgisi olmayan annem ve babam bile bu olayı yorumlarken bence eseri kendisi satın aldı veya onun işte menajerleri onu temsil eden galeri satın aldı dedi. Sanata dair hiçbir fikirleri yok ama ticaretin nasıl ilerlediğini Biliyorlar. O yüzden sanatçı olmak için bilmeniz gereken şey sanatın nasıl yapıldığından ziyade ticaretin nasıl yapıldığı. Ama ben bu videoyu kapatırken şunun üzerinde durmak istiyorum. Çağdaş sanatı saçma olduğu için suçlarken belki de şunu dikkate almak gerekiyor. Ne saçma değil ki. Kültür endüstrisi, piyasalar, tüketim çılgınlığı, günümüzde politika, ekonomi, borsalar, savaşlar, her şey ama her şey çığırından çıkmış kocaman absürt bir tiyatroya dönüşmüş durumda. Her şeyin bu kadar saçma olduğu bir dünyada sanatın da çok saçma olması normal değil mi? Adı üstünde contemporary art, güncel sanat, güncel olan zamanların sanatı. Dünyanın tüm bu anlamsızlığı ve saçmalığı karşısında sanatın kendisine onurlu bir rol üstlenmesini bekleyebilirsiniz tabii. Ama ben sanatın aynı zamanda bir ayna görevi gördüğünü düşünüyorum. Yani bir görev bilinciyle üretildiğini değil, ister istemez içerisinde bulunmuş olduğu zeitgeist'ten etkilenerek üretildiğini düşünüyorum. Kandiski'nin dediği gibi her sanatçı nihayetinde kendi çağının çocuğu. Katelan'dan Michelangelo gibi davranmasını bekleyemezsiniz. Veya Tolstoy'un sanat nedir de anlattığı gibi sanatın ahlaki rollerini üstlenmesini bekleyemezsiniz. Dünya ne kadar saçma ve anlamsızsa, çağdaş sanatçılar da o kadar saçma ve anlamsız işler üretecektir. O yüzden ben bu işe şaşırmaktan ziyade insanların buna neden bu kadar şaşırdığına şaşırıyorum veya küçümsemek yerine şöyle düşündüm. Neden muz? Mesela neden elma değil? Neden bir kalem değil? Neden defter değil de bir muz? O muzu oradan alın. Başka bir şey koyun. Bakalım yine aynı etkiyi gösterecek mi? Muzun yarattığı absürtlük ve anlamsızlık etkisini yaratabilecek daha iyi bir nesne aklınıza geliyor mu? Bunu bulmak biraz zor farkındaysanız. O yüzden muz gerçekten iyi ve yaratıcı bir seçim. Çünkü nesnelerin kendi araçsal kullanımlarının yanında bir de kültürel dünyamızda kazanmış oldukları bir anlam var. Mesela elma ile armut aynı şey değil kültür dünyamızda. Armut biraz daha komik. İnsanlara hakaret olarak armut diyebiliyoruz. Armutun neresinde nasıl kendisinde böyle bir hakaret özelliği var da biz armutu aşağılayan aptal anlamında kullanabiliyoruz? Neden aynı özellik elmada yokken armutta var? Ve bunlar çok ilginç şeyler. Bazı şeylerin kültür dünyamızda farklı bir şekilde anlam kazanması. Ya da armut yerine muza bakarsak muzun da kendisine aşan başka bir anlamı ve kullanımı olduğunu görürsünüz. Muz ve penis arasındaki çağrışım sebebiyle. Bir dildeki küfür, şaka ve argo'ya bakarsanız o argoda topluma dair pek çok şeyin izini görürsünüz. Özellikle toplumsal cinsiyete dair. Muz şakaları çok popülerdir ve her zaman eril bir nitelik taşır. Katelan gibi klozete Amerika adını koyacak kadar muzip olan birinin muzun kültürdeki anlamının ya da muzun sanat tarihindeki diğer kullanımlarını bilmiyor olmasını düşünmek pek gerçekçi değil. Çünkü muz daha önce Andy Warhol tarafından feminist sanatçı topluluğu olan Guerilla Girls tarafından defalarca kullanılmıştı. Bir de galeri yöneticileri Catella'nın muzu kullanmayı seçtikten sonra e, muz üzerine düşündüğünü dile getiriyor. Yani gittiği her yere bir çeşit muz asmış ve düşünmüş. Bunu ne şekilde anlatabilirim, daha farklı ne olabilir diye. Önce böyle reçineyle e, bir muz heykeli yapmayı düşünmüş ve sonrasında bundan vazgeçerek gerçek bir muz kullanmaya karar vermiş. Şimdi Gerçek muz yerine orada bir muz heykeli kullandığını yarattığını düşünelim. Farkında mısınız? Aynı etki yaratmazdı. Eğer kolibandının altına yapıştırılmış birebir aynısını yansıtan bir muz heykeli olsaydı bu kadar komik olmayacaktı. Bu kadar eleştirel de olmayacaktı. Hatta daha fazla sanatsal bulacaktık onu. Çünkü orada sanatçı kendi yeteneklerinden bazılarını sergilemek durumunda kalacaktı, el becerisini göstermek durumunda kalacaktı. Oysa sanatın içinin boşaltılmış olduğunu, sanatın artık çok pespaye bir hale gelmiş olduğunu göstermek isterseniz, orada değerli olacak her şeyi arındırmak istersiniz, yeteneği de işin içerisinden çıkarmak istersiniz. Bu yüzden muz heykeli yerine gerçek bir muzun kullanılması tam olarak o pespayeliği gösteriyor bence. Bu açıdan bakıldığında Catalan kendisi için amaçladığı hedefi çok iyi bir şekilde gerçekleştirdiği için bu eser özelinde başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım bu gözler daha ne saçmalıklar görecek. Art performance. Hungry artist. yep. <laughs>